case you haven't noticed, we answer running the show. We're the lords of the earth. Evet arkadaşlar, sinema savaşları tüm hızıyla devam ediyor. Hollywood Wars'ta bugün bir animasyon ikilisiyle karşı karşıya geleceğiz. Aslında animasyonlar konusunda da çalıntı işlemlerin çok sık döndüğü düşünülebilir. Ama burada aslında birazcık daha tarihleri geriye alacağız. Karınca Z ve A Bug's Life, Bir Böceğin Yaşamı filmlerini inceleyeceğiz. Karınca temalı animasyon filmlerinin ardı ardı gelmesi çok ilginç gelmişti o zaman. Ortaokula gidiyor. Orta 1 olmam lazım. 99-98 yıllarıydı. Bizde gösterime girişi 99'du. Karınca Z ve A Bug's Life'ı aslında iki büyük şirketin çatışması olarak okumak lazım. DreamWorks, yani bir tarafıyla aslında yeni silahlanmış animasyon sinemasına taze bir nefes üflemeye gelen ve Pixar'ın tek elini kırmaya çalışan bir büyük animasyon şirketinin pazara girişi söz konusu. Diğer tarafta da itibarını korumaya çalışan, kendi silahlarını sadece böyle parlatan, yani silahları değiştirmeyen bir animasyon şirketi olarak da Pixar karşımızda duruyor. Şimdi burada aslında animasyon sinemasındaki karakterleşme, yani animasyon dilinin oluşması açısından verilen bir savaş var. Yani burada İki hikayenin de ana karakterlerinin karınca olması dışında açık bir şekilde düello olarak yorumlayabiliriz. Karınca Z'nin ve A Bug's Life filminin, Bir Böceğin Yaşamı filminin mücadelesini. Ve burada da çok keskin bir şekilde DreamWorks'un birazcık daha yetişkinlere hitap eden, bu filme ebeveynler de gelip sıkılmasınlar değil de biraz daha doğrudan doğruya biz yetişkinler için, yetişkinlerin kodlarına göre, onların içinde bulundukları dünyaya ve düzleme göre animasyonlar yapmak istiyoruz gibisinden bir iddiası var DreamWorks'un, ki bu iddiayı daha sonra Shrek ile birlikte çok farklı bir merhaleye taşıdılar ve bunun parodik halini de ortaya dökmeyi başardılar. Yani DreamWorks birazcık daha zihnini ortaya koymak isteyen, zihin çalıştıran, benim kitlem şu ve şudur diyebilen bir yapıya sahipken, Pixar ise çocuklarını alıp da sinemaya gelen ebeveynler de sıkılmasın diye onlara da bir şekilde hitap edebilecek animasyonlar yapıyoruz söylemini korumaya devam ediyordu o zamana kadar. Ama o zamandan sonra animasyon sinemasında çok önemli çatırdamalar, değişiklikler oldu. Fakat pek çok insan nedense miladın bu iki filmin kapışması olduğunu anlamaz. Şimdi şöyle bakabiliriz olaya. Karınca Z genel olarak aslında bir kast sisteminin, bu kast sistemindeki işleyişin ve bu işleyişin bütünü nasıl etkilediğine dair genel olarak son derece varoluşçu, böyle egzistansiyel bir takım okumalara sahip bir film. Yani o zamana kadar aslında animasyon filmlerinde, en azından 3 boyutlu animasyon filmlerinde ve blockbuster olarak kabul edilen animasyon filmlerinde çok da görmediğimiz bazı detaylarla süslüydü. Diğer taraftan da anatomik olarak mesela animasyonun o yuvarlaklığı, o böyle sterilliğine tamamen savaş açarcasına tamamen grotesk, diğer tarafıyla da böyle hani o mikrokozmatik yaratıkların tasarımlarına sadık bir yapısı vardı Karınca Z'nin. Aslında bu açıdan da çok avantgard bir denemeydi. DreamWorks aslında bir riske girmiş oldu ve bu riskin altından da aslında başarıyla kalkmış oldu ki bugün Karınca Z hatırlanabilen bir animasyon örneğidir. Ama Bir Böceğin Yaşamı, A Bug's Life'a baktığımız zaman sanki o böyle hengame içerisinde unutulmuş gibidir. Çünkü kolektif belleklerde Karınca Z'nin farklı olma çabası, grafik olarak denenmemiş olmayı deneme çabası vardı ve bu çabada aslında sinemada bir karşılık buldu ve bu bir mecra yarattı. Hem DreamWorks'un kendi açısından geleceğin tayin ettiği bir mecra yarattı, hem de grotesk çalışmaların, grotesk tasarımların da bir şekilde karşılık bulabileceği, üstelik yetişkinlere hitap eden bir filmde çocukları da hedef alabileceğini, yani aslında hedefi tersine döndürdü. Bugün biz yetişkinlere de hitap eden animasyon tabirinin artık küflenmiş bir tabir olduğunu biliyoruz. Bunu kullanmak aslında saçmalık. Çünkü animasyon zaten anlatı gereği yetişkinlerden çok daha fazla şey talep etmeye başladı. Çok uzun yıllar önce. İşte Karınca Z'den bahsediyoruz. Ve bugünkü durumda ise Karınca Z'nin gelmek istediği noktaya gelinmiş oluyor. Yani animasyon filme gitmek isteyen büyükler bir şekilde yanlarına çocukları da alıyorlar ve film çocuklara da hitap ediyor. İçler dışlar haline gelmiş durumda. Bir Böceğin Yaşamı'na bakıldığı zaman ise tamamen Pixar özgü bir renklilik ve bir yolculuk. Aslında storyline olarak birazcık daha başarılı bir karakter gelişiminden söz edebiliriz. Yani diğer tarafta işte bir aynılaşma var Karınca Z'de ve ana karakterimiz olan Z bu yapı içerisinde nerede olduğunu sorguluyor. Varoluş açısından ağır ve kalorili bir içsel sıkıntısı var diyelim. Ama diğer tarafta A Bug's Life'daki ana karakterimizin ise, oradaki mavi karıncamızın şu anda da aklıma gelmedi, klasik Hollywood anlatısına uygun bir yolculuk hikayesi. O yolculuk içerisindeki büyüme, gelişme, sorumluluk alma, oradaki ahbap çavuşlar, yol arkadaşlarının değişimi, gelişimi ve yol arkadaşlarının katkısıyla kendini yeniden var eden bir karakterin hikayesi.
hikayesi. Aslında klasik Pixar hikayesi var karşımızda. Ve Pixar belki de DreamWorks'ten yemiş olduğu bu böyle realist dayak sonrasında yetişkinlere hitap eden çizgiye doğru böyle tırmanmaya başladı. Çünkü Karınca Z'nin o karanlık, koyu, kahverengi tonlarına karşın A Bug's Life'ın son derece renkli, canlı, cıvıl cıvıl bir takım gösterenleri vardı. İşte dişi karınca mor renk, işte erkek karınca mavi renk gibisinden böyle cinsiyetler içerisinde bile artık irite edecek komplimanları vardı diyebiliriz. Tabii ki burada benim gönlümün kazananı Karınca Z oldu. Karınca Z'yi sinemada izlemenin dışında yıllar sonra tekrar izlediğim zaman derinliğini ve DreamWorks'un yapmak istediği şeyi, aslında uzun vadede planlarda nereye gitmek istediğini ve gitmek istediği noktada nereden başladığını çok doğru seçtiğini yıllar sonra izlediğimde görmüştüm. Yoksa ilk izlediğimde ben de Bir Böceğin Yaşamını sevmiştim. Orada hedeflenen oydu çünkü. Pixar tamamen çocukları ve çocuklarıyla birlikte gelen ebeveynlerine gönlünü hoş tutmayı hedefleyen, işte küçük salvolarla onların ağzına bir parmak bal çalan bir yapımla karşımıza çıkmıştı. Ama Karınca Z birazcık daha animasyon sinemasının en azından kaygısal anlamda geleceğini işaret eden, rotasını işaret eden bir yapım olarak biraz daha avantgard bir örnek olarak karşımıza çıktı. Ve bu yarış özelinde tabii ki kazanan hiçbir zaman belli olmadı net bir şekilde. Çünkü bir yıl DreamWorks öne geldi, bir yıl Pixar öne geldi. Pixar her zaman her ne kadar klasik olarak etiketlenmiş, mimlenmiş olsa da izleyiciyi etkilemeyi başaran yapımları çıkartmayı sürdürdü. DreamWorks'a baktığı ise birazcık daha risk aldı, biraz daha kirli yapımlar çıkardı. Ama her zaman da yetişkinlerin kalbini çalmayı bildi. Her ikisinin de bu yarışı kendilerine yeni şeyler katarak ve yeni vizyonlar entegre ederek bünyelerindeki yaratıcıların yeteneklerini bambaşka noktalara taşımasını sağladı diyebiliriz. Evet arkadaşlar, Retroville'de konuşurken yorulduğumuz bir başka Hollywood Wars bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Princess Paula, the guards are coming. You're a princess. When can I see you again? Never. Bye.